Başlamışız aynen. Yani böyle geldik yine bir kayıtla. Doğru ışığı seçene kadar çok zorlandım ama sonunda buldum. Öncelikle ses kalitesinden dolayı özür diliyorum. Çünkü kendi kulaklığımı iş yerinde unutmuşum. Dolayısıyla başka bir kulaklık kullanmak zorunda kaldım. Evde mevcut var olan ne varsa. Bugün hatta banla bilinç kısmı geldi. Kendimi durduramıyorum. Neyse bu böyle devam edecek. Bugün bir challenge'la karşınızdayım aslında ve challenge'lara normalde çok katılmıyorum ama building bir challenge olduğu için katılmayı tercih ettim. Patsuan TV'nin Instagram sayfasında detaylara ulaşabilirsiniz. Çünkü bayağı detaylı, güzel, eğlenceli bir challenge. Challenge'ın içeriği şu ki, size verilmiş olan 3 tane anime'den bir tanesini seçip, o bir tanenin de içinden favori karakterinizi seçip, yani favori olmak zorunda değil ama bir karakter seçip, o karakterin evi olsaydı ne olurdu şeklinde bir challenge. Challenge'ların çok teknik tanımlamalarını bilmiyorum ama bir şeyler yaptık. Benim seçtiğim karakter de Pokemon'dan Onix'ti. Onix'ti bilirsiniz belki, böyle taşlardan birleşmiş yılan kılıklı bir... çok severim yılanları, hayatımda çok barındırdığım için. bir Pokemon. O yüzden ben onu seçtim ve nasıl bir şey olurdu noktasında işte böyle bir şey çıktı. Az vaktimiz var. Challenge'lar hakkında işte ya da yaptığım işle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Biraz hastayım. Burnumu çok çekersem kusura bakmayın. Sümüklerini hımkıran insanlardan hiç olamadım çünkü. Sevmiyorum. Peçete tabii ki kullanıyorum ama böyle koşur koşur çok hoşuma giden bir şey değildir o benim. Küçükken 4 yaşına kadar sümüklerimi yemiştim bu arada. Ama bu arada zeki insanlar sümüklerini yerlermiş. O konuda da bir açıklık getireyim. Yani nasıl bulaştı, nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama maskeli olduğum halde çok sağlam nezle olacağım gibi Nurofen'le ayakta durmaya çalışıyorum. Nurofen de bu ağrı kesici grubunun soğuk algınlığı, ya ağrı kesici grubundaki parolun soğuk algınlığı grubundaki karşılığı, bence dua etseniz daha mantıklı. Ama tabii yapacak bir şey yok. Bu şarkıları bu arada böyle çok saçma bir şekilde buldum ve inanılmaz derecede wow, Danla Bilic wow. Yani Danla Bilic, direkt Danla Bilic geldi aklıma. Geldi. Bu arada çok saçma bir şey oldu. Bu La Casa de Papel karakterlerini yapmıştım. Sims'te. Aslında canlı yayını da var bunun. Kayıtlardan izleyebilirsiniz. La Casa de Babel değil. Ben neden hep Papel'e Babel diyorum. La Casa de Papel karakterleriyle ilgili bir canlı yayın yapmıştım. Video çekmiştim. Bununla ilgili de kaydımı bulabilirsiniz. Helsinki, Tokyo. İşte normalde profesörü de yapmıştım ama pozda sığmadığı için, poz 7 kişilikti. Profesörü başka yere şutladım. Yapacak bir şey yok. Helsinki, Tokyo. Lisbon, Stockholm, Denver, Rio. Ve efsane yaptığım ve çok sevdiğim Nairobi. Neyse ben bunları attım story'e işte. Normalde post olarak paylaşacaktım. Helsinki abimiz story'i görmüş. Dedim wow. Dedim ki wow. Eline ayağına sağlık kurban. Ama tabii bunun dışında herhangi bir şey olmadı ne yazık ki. Ama olsun, yine de çok mutlu oldum yani o story'e bakmış olmanız. Çünkü zaten listemde toplasanız storylerimi 40-50 kişi falan izlediği için Helsinki abimizin story izlediğini gördüğüm an böyle inanılmaz mutlu oldum. Onun dışında
Şu aralar stresli bir süreci ve yoğun erkek regli sürecimi geride bıraktım. Ki bu en kötüsü. Bir kadın giriyor, okey, dönemsel, ama bir erkek giriyor, Allah, bitmiyor. Bitmiyor yani. Tripsel anlamda, ruhsal anlamda, psikolojik anlamda çok kötü bir dönem geçirdim. Geçirmek zorunda bırakıldım. Ama şu an iyiyim, daha mutluyum. Daha artık böyle geride hiçbir şey bırakmadan, hiçbir soru işaretim kalmadan yoluma devam edebiliyorum. Çünkü aslında soru işaretlerimin peşinden koşmam aslında en büyük soru işaretinin ta kendisiymiş. Öyle bir şeyler. O yüzden yine de pişman değilim. Sonuçta büyük soru işaretini de gördüm, küçük soru işaretini de gördüm. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü muhasebesini yapmaya çalıştım filan derken zorlu bir süreci geride bıraktım. Hapşuruk geliyor. Covid değilim bu arada. Değilim yani, net bir şekilde. İnşallah değilimdir. Değilim. Sadece bu inanılmaz derecede yaygın bir soğuk algınlığı var ve inanılmaz derecede hızlı yayılıyor. Bu sefer ışığı biraz değiştirdim. Diğer ışık tam tepemden parlıyordu. Leş gibi gözüküyormuşum. Onu fark ettim. Şimdi birazcık daha karşımdan gelen bir ışıkla birlikteyim. Ve kendime de bakınca daha iyi. Daha iyi. Her neyse. Kaçıncı dakikadayız? 7 falan olduk herhalde, 7 olduk. Bu arada challenge'ın görüntülerini de Instagram hesabımda paylaşacağım. Challenge'la ilgili galeride de paylaşacağım bu gördüğünüz odayı. Hashtag Patsurum adı altında. Aynı zamanda challenge sahibini de etiketleyeceğim zaten açıklamalara. Oradan da eğer challenge'ın zamanı geçmediyse siz de hala katılabilirsiniz. Son tarih 20 Eylül diyebiliyorum uzatılmadığı takdirde. Ben yaparken çok keyif aldım, çok eğlendim. Daha önce hiç tek oda içerikli bir şey yapmamıştım. Hep ev şeklinde gitmiştim ama bu sefer birazcık daha farklılık olsun istedim. Elimden geldiğince bir şeyler çıkartmaya çalıştım, farklı parçaları birleştirmeye çalıştım vesaire. Yani zaten hani çok fazla vaktim olmuyor, siz de biliyorsunuz. Ancak bu kadar oldu, inşallah beğenmişsinizdir. Bir de bugünkü videomuz biraz kısa olacak, bu haftaki videomuz. Tabii ben yine o sırada diğer içeriklere devam edeceğim. Elimde hazırladığım bir içeriğim daha mevcut. Yani öyle canlı yayınlara falan da katılmak isterseniz bir challenge'ımız var. Legacy Challenge'la başladım ama ne kadar ben kendim eğlenirim, ne kadar beğenirim, ne kadar devam eder bir fikrim yok. Challenge'ı bitireceğiz başından sonuna da ne kadar zaman ayırırım onu bilmiyorum. Eve zaten 9'dan önce gelemiyorum. Sabah 8.30, akşam 9 ve insan haddinden fazla da mesaiye kalmamalı. Gerçekten çalışan arkadaşlarım varsa, bir insanın kendine faydası, hayrı yoksa, kendini mutlu edecek bir şeyler yapamıyorsa işinde de başarılı olamaz zaten. Özel hayatındaki insanları da mutlu edemez. Önce siz mutlu olacaksınız ki mutluluğunuz işinize yansıyacak. İşiniz o zaman güzelleşecek. Daha da kat be kat güzelleşecek. Kesinlikle bunu savunuyorum. Yavaş yavaş hızlı oda turu, ev turu değil, hızlı oda turuna geçeceğiz. Videoyu izlediniz, izledikten sonra beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sabırla 10 dakika izleyenler varsa onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten 4 screenshotlık kısa bir turumuz olacak. Ben de tam olarak Instagram'a bunları yüklemiş olacağım. Oradan da likelayıp takip etmiyorsanız, takip ederseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına da zaten Instagram linkini ve başka bir şeyimin linki yok. Instagram linkini ve galeri ID'mi bırakmış olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.